arkadaşlar. Bugün sizlere bazı kötülüklerden dolayı Allahu Teala'ya sığınılması öğütlenen bir sure okuyacağım. Bu sureyi korktuğunuz zaman da okuyabilirsiniz. Hadi çok uzatmayalım. Gelin başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. Şimdi mealini yani anlamını okuyalım. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Çok güzel bir dua değil mi arkadaşlar? Siz de mutlaka bunu öğrenin. Okuması biraz zor gibi gözüküyor ama ezberlediğiniz zaman unutmayacaksınız. Hadi şimdi başka bir arkadaşımız daha okusun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Beni bayağıdır göremiyorsunuz. Hadi gelin şimdi Felak suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Şimdi anlamını okuyalım. Biliyorsunuz bu surenin anlamları çok önemli. Allah-u Teala'nın bize ne demek istediğini anlamak istiyorsak bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Hadi şimdi mealini yani anlamını okuyalım. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Haydi, şimdi sıra sizde. Siz söyleyin, biz dinleyelim. Bizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Selametle, Allah'a emanet olun.